Yalnız sizde mübarek opera okumuştan farkınız yok. Aynı seslerle girebiliyorsunuz maşallah. Estağfurullah. Saçmalama. Şan'da herse aldığınız çok belli yalnız. Ya kaç sene evvel tatlım. Yani biz o yıllardan geçeli o. Aynı sesler yani. Dublajdan bayağı çıktım da sesim biraz önde. Bizim tiyatrocu. İnanılmazsınız yani. Ben gerçekten. De yok evet. Canım teşekkür ederim. Çok güzel girdiniz ama. Senden alalım aslında böyle güzel ve böyle bir hafif böyle bir çıksın bakayım böyle duyayım. O mio babbino caro, mi piace bello. Bardaklar kırılmak üzere az kaldı. Sesinden bardaklar kırılacak az kaldı. Yani. Dayanamadım ağlıyorum. Dayanamadım artık. Bravo! Oraya yalvarıyor. Bravo. Hayır. Salata saygı Tayyar. Salata her zaman saygı vardı ama tutamadım kendimi. Aa, gerçekten güzel. Ağladın mı? Evet ağladım işte bakın akıyorum. Aa, gerçekten bir damla göz. Sağ evet. Gözünden ağladın sen. Evet. Sonunda Tanrı'ya yalvarıp ağlıyor zaten. Ben de o yüzden orada. Yalnız çok güzel. Evet güzel sesi bu arada. Tek güzel olan şey sesi. Çok güzel. Sopran mısın sen? Dramatik spinto falan. Çok güzel. Ağzına bir beni de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaptın mı hiç operada falan oynadın mı? Üniversite zamanları okey ama iki kere devlet opera balesi sınavlarına girdim sanatçı olmak için maalesef alınmadım. Aa kazanamadın mı? Çok üzüldüm. Evet kazanamadım ve zaten aa, her sene sınav dene. Açmıyorlar. Her sene sınav evet, açmıyorlar. Evet. Zuhal Hanım biz burada zor konuşurken Murat Bey ortada yok. Evet. Bardaklar... Aryalar geldi, gitti, rokalar yendi. Bir şey diyeceğim bardaklarım kırılmaz değil mi? Aa bak bu klişe espriler de çok güzel. Sesine yüreğine sağlık. Şahane bir ses. Çok teşekkür ederim. Yalnız biraz yanlandım senin sesine. Orada böyle verecekler sanki ben söylüyormuşum gibi bir miktar verin tamam mı? Ay bir şey söyleyeyim mi? Yeni duydum yani. Çok tatlısın teşekkür ederim. Gerçekten şu anı yaşadım. Yarın ölürsem gözüm açık gitmez. Hayda. Allah gecinden versin. Gerçekten olur mu şey? Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Ne güzel. İstedim ve oldu. Allah ne güzel yolumuz kesişti. Teşekkür ediyoruz hayatımıza değdiğin için. Sesin de çok güzel geldi. Çok teşekkür ederim. Umarım ileride yani yapmak istersen tabii ki. Damla Hanım zaten kendini göstermeye gelmiş. Bugün o fırsatı yakaladı. Bağırabildiği kadar bağırdı. Yani tamam yaparsın ama bir yerde durursun. Damla Hanım'da dur yok. Kahkahasında da böyle söylediği o şarkıda da böyle yani. Damla Hanım'ın söylediği Arya güzeldi, sesi güzel. Evet bir opera eğitimi almış tabii ki de. Ağladım çünkü birazcık güldüm. Gülünce tabii ki gözümden yaş da geldi. Beni ağlattı. Damla Hanım'a helal olsun. Beni bile ağlattı bu hayatta. Damla Hanım'ın şarkısı gayet güzeldi. Değişik bir atmosfer oluştu. Taylan Bey yani o kadar duygulu ve içten söyledi ki Taylan Bey ağlattı aynı zamanda. Gülmekten ağladı gibi geldi bana. Taylan Bey ağladı ama yan tarafta biz onu hayretle izlerken Damla Hanım'ı Taylan Bey gülüyordu sadece. Yığılmış gülüyordu ve ağlaması duygudan değil, gülmektendi. Ya Taylan ya, o sert görünümü altında çok narin, naif, böyle ince bir ruh yatıyor. Ben şarkı söylerken, Taylan'ın ağlamasından dolayı açıkçası etkilendim. Onun çok naif, ince bir ruh olduğunu düşünüyorum. Beni pek sevmiyor. Çok sert duruyor falan filan ama o içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O ne bileyim gördüğüm başka bir ruh var onun içinde. Buyurun somanımız geldi. Baby patates, baby havuç. Aha bu da kuş konmaz yatağı.
Bir şey itiraf edeceğim. Ben hayatımda ilk kez kuşkonmaz yiyorum. İnternetten baktığıma göre yorumlayacağım. Sevmez misin? İlk kez yiyorum. Tadını bilmiyorum. Niye yemedin? Ben su olabilir miyim? Denk gelmedi. Olabilir, olabilir. Ve hani şu an internetten baktığıma göre hani yorumlayacağım açıkçası. Şekerim, itiraf edeyim. Bunun da bir demeti ne kadar olmuş? Çok da pahalı. Evet. Aşırı da pahalı yani. Balık herhangi bir işlem görmedi. Evet, hiç. Direkt balıktan geldiği yani gibi. Kılçıklar tuz, bile üstünde tuz, duruyor. Tuz, karabiber. Zaten balın tadı öyle alınır. Kılçıkla mı? Kılçıklar olduğu gibi dikkatli yiyelim. Boğazımıza kaçmasın. Bu arada boğazınıza kaçarsa ilk yardım bilen var mı aranızda? Ben sağlıkçıyım. Evet. Kendisi sağlıkçı. Ben sağlıkçıyım. Ne yapacağız? Kılçık mı var, bir şey mi yok, var? Yok, kılçık mı var? Var. Olma ihtimali hani... Bakın, bir şöyle konuşabilir miyim? Tabii. Bir dakika, ben size göstereyim ilk önce kılçığı, ona göre yorum yapacağım. Hanımefendi, dilim zaten. Kılçık her yerinden çıkacak bunun. Fileto değil ki bu. Ben de onu söyledim. Fileto olsa evet kılçık. Fileto da kılçık, ben... kılçık olmaz. Yani mesela bütün balık pişirilir gelir ya, onda da kılçık olur. Bunda filetoda kılçık... kılçık bulursanız dilim. Sıkıntı yok, olur. Pardon, ama bunda değil. Yok, rica ederim. Pardon, dilimde kılçık olur zaten. Derisi de olur. Dilimde kılçık olur, okey, zaten ortasında da var. Ben buna bir şey demiyorum ama evet. Yani buradan baktığımda bile kılçıklar... Her yerde gün yüzünde. Hanımefendi. Balığın hiçbir şeyi, hiçbir ayıklayıp şey yapamamış mı getirmesini isterdiniz? Yani en azından biraz daha dikkat edebilir de yani arkadaşlar da bana katılıyor mu bilmiyorum. Evet. Her şeyden yedik mi? Yedik. Muazzez, seninle başlayalım istersen ana yemek yorumlarına canım. Şimdi önce olumlu şeyleri söyleyeyim. Ah ne güzel, tabii. Olumsuz şeylerim çok var. Eyvah. Evet, somon, baharatlar evet üstüne eşit dağıtılmamış, sorun değil. Tuzu hafif, az olmuş. Bu da normal. Kendi tuzumuzu katabiliriz. Somonun pişmesi iyi. Bunu beğendim. Sadece somonun pişmesi iyi. Geri kalan baby patateslerin ince kısmı pişmiş, kalın kısmını kesemedim bile. Çat 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 sesler çıktı. Kuşkonmazların uç kısmından yiyebildim. Şu kısım özellikle bakın. Kesilmiyor. Kurumuş mu, şey mi olmuş, böyle sert kısmı. Keşke bunu koymasaydınız, şuradan kesip koysaydınız, sert kısmı böyle zaten boğazıma atamam. Bunu boğazımda kalacak bir durum. Patateslerde ise yeterli pişme yok. Kesinlikle sert pişmemiş. Daha pişmiş olabilirdi. Yani patatesler ve havucun kalın kısmı ve kuşkonmazın yarısından aşağısı kalın kısmı pişmemiş. Eşit pişme evet, yok eşit diyorsun. Eşit pişme kesinlikle yok. Balık, somon, normal. Salata. Evet. Ya salata, salata çok ekşi. Aşırı ekşi. Sadece yolmuşsunuz, koymuşsunuz içine nar ekşisi, limon bir şeyler katmışsınız. Ama o kadar ekşi ki yüzüm ekşidi. Gerçekten öyle. Üzgünüm. Yolmadım, bıçak kullandım. Tamam. Bıçakla kestim. O zaman eşit kesememişsiniz. Kesmedi bir problem yok. Yine ona sorun yapmıyorum. Tamam. Ama ekşi. Evet. Tamam, Sena? Ben salatadan bahsedeyim. Yani salata ayıklanmasını konuştuk zaten. Ona artık bir şey söylemeyeceğim. Ben seviyorum. Şey, tat olarak iyi. Bana iyi geldi. Ama yani biraz daha böyle ne bileyim nar isterdim. Şimdi salata deyince çok pardon giriyorum ama bu salata değil, bu roka. Evet, roka yani. Sen somon roka deseydin anlar. Şimdi salata olması için yani salata mikstir, karışımdır. Evet. İçine bir şeyler girer. Birden fazla ürün olması lazım. Hmm. Yani bir tek rokayı getirmişsin. Bunu sen böyle balığın yanına iki demet getirirler ya, limon evet, tur. Evet, öyle getirseydin yani. Hiçbir şey demezdik. Ona da öyle. Ama şimdi salata diyorsun. Neresi salata anam baba? Neresi salata Muratçığım? Ya sosundan bahsetmiyorum. Yani bir yarışmaya katılıyorsunuz. Yemek yarışması. Sünmüş iki tane çarını çöpünü de ayıklamadan getirdiğin roka. Bunu nasıl getiriyorsunuz ya? Valla akıl alır gibi değil. Yani şuna iki tane nar, bir ceviz, bir kuru domates, ne bileyim iki tane çeri, bir parmesan, bir şey. Yani roka roka ya evet roka. Ama onu da sündürmüşün. Bir de yani o çöpü möpü bir şeyler çıktı içinden kökü mökü. Biraz özen yani. Çok da hani zor. Aman aman bak vaktinde kalmış. Evet. Yani bir salata yemek yarışmasına bunu böyle nasıl getiriyorsunuz anlamıyorum yani. Devam et Sena. Limon koyar. Evet, mesela. Somonun içi pişmişliği iyi zaten yani. Somon. Evet o güzel pişmiş. Evet güzel pişmiş. Tadını da ben beğendim. Sebzelere gelirsek ya aslında ben o kadar çok şey sevmiyorum. Hani bana iyi geldi. Patates, havucu iyi geldi. Hani ben biraz daha belki diri sevdiğim içindir. Patatesi ama, diri mi seversin? Yok diri değil işte benimkisi. Hani ha seninki pişmiş iyi. Mi? Ha benimkisi iyi ya da küçük bilmiyorum benimkisi iyi. Bana iyi geldi. Aynı şekilde girdi patateslerin aynı şekilde. Bilmiyorum bana iyi geldi. Ama, yani... ama kuşkonmaz evet olmamış. Kuşkonmazı direkt bir şey soracağım direkt fırın hani ya... Fırına mı attın? Yok direkt fırına atmadım. Önce bir marine ettim tavada daha sonra.
Pişti yani, bayağı bir pişti. Bayağı bir pişmiş yani. Evet. Evet, bayağı pişti. Patates konusunda ben de çok çiğ olduğunu düşünmüyorum yani bu bana arada. Bana da gelmedi. İçeride hafif bir sertlik vardı ama yani o çiğ denecek kadar bende o da yoktu, bilmiyorum. Evet, salata okey. Eleştirilmeye açık müsait ama ben yemeği çok beğendim. Afiyet olsun, sen devam et. O sırada Taylan'ı dinleyeyim. Salatadan kuşbuk olmaz hayatımda hiç yemediğim için onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Peki, Taylan'ı bir dinleyeyim. Salata için zaten hepimiz aynı yorumu yaptık. Bu salata, roko salatası değil. İçinde başka şeyler de olması gerekiyordu kesinlikle. Evet, balık bence güzel pişmiş, evet, kötü pişmemiş. Ben beğendim, elinize sağlık. Patates de benim damak tadıma göre gerçekten pişmiş. Ama havuç, beğenemedim havucun pişmesini. Yani çok eşin pişmiş gibi geliyor. Eşin yani çok pişmiş gibi geldi bana. Kuş konmazı da Muazzez Hanım'a katılıyorum. Ucu şiş, ucu pişmiş. Evet. Buraya gelene kadar fırın sönmüş. Aynı fırında halbuki. Ya da ama kesebilirdi bilemem. Pişmeyen kısmı ayıklayıp uç kısmını bize sunabilirdiniz. Artık yani salatadan sınıfta kaldınız sıfır. Sadece salata mı tarzı? Bir şey diyeceğim. Tadı, bile, nasıl benim tamam, masamın tadı, tuzu nasıl peki? Tuzu, hiç tuzuyla ilgili bir şey demediniz. Dedim. Tuzu bir tık az ama benim için ideal. Tuz katabilirim, ekleyebilirim. Tamam. Peki bir şey diyordun Muazzez. Yani bu menünüzü, ben sizin menünüzü bilmiyorum ama siz kendi menünüzü biliyorsunuz. Dün benim bu kadar emekli, o kadar özenli, her şeyi tam yaptığım yemek menüme nasıl 5 puan verebildiniz? Ya buna ne vermemizi bekliyorsunuz? Bakın, yanmış bir ürüne ben puan verdim hanımefendi. Sizin yanmış ürününüze puan verdim. Ben 3 de verebilirdim. Vermediniz puan neydi? 5 puan verdim. Verdiniz beyefendi. Daha zaten ne vereceğim? Sen böreğe puan vermedin ki, salata evet, ve cacığa verdin. Tamam, onu da vermeyebilirdim, ondan bahsediyorum. Bakın, o başka şey bir şey. Şandı. Hadi böreğim sadece yanmış diyelim, 5 mi hak ediyordu evet. Murat Bey? 5 hak ediyordu. Benim için evet 5. Burada ben bir yemek göremiyorum. Acaba şu an siz kendiniz bu masa benim verdiğim 5 puan, Murat bakın Bey. 5 puana şu anda inanılmaz kötü oldum. Keşke ya. Daha da kötü verseydim. Peki bu masaya, yani gerçekten, şu an bu masa benim masam olsaydı bu sunumu alıp kaç verirdiniz? Ya efendi, ortaya bir şey koydunuz, onunla mı şov yaptınız? Siz de koymadınız. Siz ne bardaklar yani. Hala masada bakın, ama. Bu masaya ne verirsiniz Murat Bey? Cümbüş. Yani ben şu anda söylemiyorum. Şu an yeri değil çünkü o. Vakti zamanı geldiği zaman söyleyeceğim. Lütfen bu masaya ne verirsiniz çok merak ediyorum açıkçası. Ama sen daha da mı düşük vermeyi dilerdin Muazzez? Evet, kesinlikle öyle. Yok aynen, artık. Yok. Kesinlikle öyle yani. Beşten aşağı bir evet, masa değildi yani. Yok. Bir kere ortada emek var. Değildi. Bakın ben her şeyim tamdı. Yemeklerimi yetiştirmişim. Yani her şeyim tamdı. Böreğim bir, sizinki de ayrıyeten Zuhal Hanım'a evet yanık gelmişti. Sırf bana değil şekil, sen yani bayağı yakmışsın evet. Böreği. Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Ya kabul etmek lazım bazı hataları. Kurumuş, gitmiş. Sadece evet. Her şeyim tamdı değil. Hayır. Ama tabii ki 5'in 6 mıydı? Değildi, 5 de değildi bence. Yani maalesef börek yanmıştı, onu söyleyebiliriz ama 5'in altında verseydim keşkeydi, kabul edilebilir bir şey. Hani gerçekten çorbanın mercimeği çok, çok fazlaydı, yani, tuzu yoktu, tadı yoktu, bir şey çorbamı yoktu. Çorbamı beğenmediniz, siz ne getirdiniz? Murat Bey, efendim, mısınız? Neyin üstünde şey vardı? Neyin üstünde şey vardı? Yani etiniz ismini de hatırlayamadım şu anda. Çanak köfte. Çanak köfte. Garnitürlü kaşarı yok. Menüde ne yazıyordu? Garnitürlü çanak köfte. Ben size garnitürlü çanak köfteyi sundum. Benim için hepsinin puanı oydu hanımefendi, ben ona uygun gördüm, size onu verdim. Neyse artık sizin bakalım geçti. Evet. Salatayı beğendin mi? Yok, salata eleştirilebilir ama yemeği çok beğendim. Yani ben şey kafasında değilim. Gerçekten işte yapımı basit bilmem ne, bunlara takılmıyorum. Çünkü ortaya güzel bir şey çıktı mı? Çıkmış yani. Çıkmış mı? Ben buna bakıyorum ana yemek konusunda. Patatesin evet, kuşkonmazın, havucun pişmesi nasıl? Bittiğine göre Zuhal Hanım. Patatesin içi yani, güzel, afiyet olsun. Çiğlikten bahsetti afiyet ya. Olsun. Sen de yok. Benim için öyle hani kuşkonmazı ilk kez yemiş. Beğendin yani mi? Evet yani bence güzelmiş. Hani. Güzel güzel tabii. Hepsini hani yemiş, şey, beğenmiş tabii ki de. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Damla Hanım her tarafa eşit pişmiş miydi? Patatesin içerisi tamam kabul, dışına göre daha fark. Afiyet pişmese yemez ama zaten. Ama çiğ gibi ben bir şey değildi. Ben Damla Hanım'ı soruyorum şu an. Damla bu yemek masasında ben varım, yemeği tamam, ben hazırlarım. Biraz daha sertti ama çok çiğ ama gibi. Ama bunları da söyleyin lütfen. Tamam ama çiğ gibi de değil ama sert biraz içi. Ama hani ana yemek güzeldi bence yani şimdi ben... Ya benim babamın da bir lafı var ayrıca. Ay sizin yemek, bu yemek buldum ye, dayak buldum kaç babacım haklısın. Yemek buldum yiyorum baba ya. Peki ama salatayı da yer misiniz? O zaman salatayı da yiyin. Yemesin önüne gelmiş hanımefendi, yiyecek tabii. Siz kısandınız mı? Tamam yesin. Anlamadım, siz kısandınız. Ya yiyebilir tamam, hanımefendi. Yiyin buyurun. Zenek yani buyurun. Eve de götürebilir. Beğenmiş olabilir. Damla Hanım bir saniye. Balıktan kaldı eve götürebilirsiniz, vereyim. Yok teşekkürler, zaten evimde buzdolabım. Mini buzdolabı vardı. Ben güzel, o kadar iddialı konuşunca. O kadar iddialı konuşuyorsunuz. Size götürebilirsiniz. Ben burada aç geldim biliyor musunuz? Kahvaltıda yatmadım, öğle yemeği de yemedim. Kahvaltı ben geldi. Ben 3 gündür yemek yemiyordum yani. Keşke yeseydim daha önceden. Murat Bey kesinlikle buraya donat açacak. Ben hafta sonu yemek yemedim.
Gerçekten abi, mi? Abi Zuhal Topal'ı yemekte izlediler. Gayet yemek yiyor. Sen abartmış mısın? Hafta sonu yemek yemek yiyor. Yemek yemediniz mi? Akça pakça yanaklar al al gayet iyisiniz. Okey. Hafta sonu yemek yememek nedir ya? Espri yapıyorsun herhalde. Yani espriden ziyade. Hiç zannetmem öyle bir şey olduğunu. Espri. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. İnşallah tatlı. Aa tatlı helvaydı. Balık uyumlu bir menü ama. Marketten alınmış. Genelde uyumlu. Balıkların arkasından o tatlı gelir zaten gerçekten. Neyliydi helva? Portakallı. Elmalı. Portakallı elmalı. Hazır. Hazır diyorsun. Hazır marketten alınıp tekrar işlem görmüş bir tatlı olacak.